Greetings, citizens of the world. İsrail'in Filistin'e yönelik politikasını protesto eden ünlü hacker grubu Anonymous, devlet ve bakanlıklara ait internet sitelerini hedef aldı. Hacker grubu daha önce 7 Nisan günü İsrail'deki sitelere yönelik büyük bir saldırı başlatacağını duyurmuştu. Savunma, Milli Eğitim ve birçok bankanın resmi sitesi saldırıya maruz kaldı. Ancak yetkililer ciddi bir zarar görülmediğini açıkladı. Saldırı için 7 Nisan tarihini seçtiler. Yahudi soykırımının anısının olduğu bir tarih. Gördüğümüz kadarıyla sadece küçük ve orta büyüklükteki sitelere saldırdılar. Devlete ait büyük sitelerin saldırıya uğradığını görmedik. Geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik hava operasyonu sonrası İsrail'e ait çok sayıda resmi internet sitesi siber saldırıya maruz kalmıştı. Burada tüm dünya ülkelerini gösteren bir harita var. Saldırıya uğrayan siteleri gösteren alarm sistemi var. Bu sitelerden bilgi alıyorlar. Yani bu haritada Anonymous grubunu kullanan bütün kullanıcılardan toplanan bilgiler buraya transfer ediliyor. Geçen yıl Suudi Arabistan merkezde olduğu iddia edilen bir hacker şebekesi, İsrail'in borsa ve ulusal havayolu web sitelerine siber saldırıda bulunmuş ve çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgilerine ulaştığını duyurmuştu.